الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينزل الى صوركم واموالكم ولكن ينزل الى قلوبكم واعمالكم حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Allah'ın baktığı sizin şekliniz ve mal mülkünüz değil, tersine kalpleriniz ve amellerinizdir. Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh bu hadise şerifi şöyle açıkladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste Allah'ın nimeti olmasına rağmen bazı kadın ve erkeklerde büyük bir fitneye sebep olan iki şeyden bahsetmiştir. Bunların birincisi genel olarak kadınlarda fitneye sebep olan fiziksel güzelliktir. İkincisi de genel olarak erkekleri fitneye düşüren mal mülktür. Bunların her ikisini örnek olarak göz önünde bulundurmak suretiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu anlatmak ister. Şüphesiz bunların her ikisi Allah'ın nimetidir. Ancak Müslümanlar dikkatli olmalı. Çünkü Allah bir insanın değerini ölçerken kadınların güzelliğine ve erkeklerin mal mülküne bakmaz. Tersine insanın duygularının ve düşüncelerinin kaynağı olan kalbine ve zihnine bakar. Bundan sonra o bu duygular ve düşünceler neticesinde meydana gelen amellere bakar. Bu hadiste kalp kelimesi kullanılmıştır. Bundan kalp ve zihin her ikisi kastedilmiştir. İngilizce'de bunlara heart ve mind denilir. Çünkü kalp bir sistemi yürüten merkezdir. Kalp ve zihin her ikisi kendi dairesi içinde vücut sistemimizin merkezidir. Zihin zahir hislerin merkezi iken kalp manevi duygular merkezidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste kalp ve amel kelimelerini kullanarak şuna işaret ediyor. ediyor. Şüphesiz fiziksel güzellik ve dünyevi zenginlik Allah'ın nimetleridir ve insan onların değerini bilmeli. Ancak Allah'ın baktığı insanın kalbi ve amelleridir. Nitekim her Müslüman güzelliğiyle, zenginliğiyle ve diğer dünyevi nimetler ile övüneceği yerde kalbini zihnini ve amellerini düzeltmeye çalışmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Allah'ın baktığı insanın kalbi ve amelleridir buyurmuştur. Bundan kastedilen bunların sadece kıyamet gününde tartı da önemli olacağı değildir. Tersine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dünyada da gerçek ağırlığa ve değere sahip olanın kalbin duyguları, beynin hisleri ve insanın amelleri olduğuna işaret etmektedir. Bir millet bu nimete nail olunca yani kalbi, zihni ve vücudun bütün uzuvları doğru yollar üzerinde yürümeye başlayınca onun ilerlemesine ve nimetlere nail olmasına hiçbir güç engel olmaz. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve barik ve sellim innaka hamidun majid.